Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halen 8. Henry ve Altı Karısı adlı kitaptayız. Hangi bölümü okuyoruz? Bugün 5. bölümü okuyacağız. Ben hemen tam ekran yapıyorum. Evet, biraz büyütüyorum. Değerli arkadaşlar, buradan başlıyoruz. Anne of Cleves. Cleves'in annesi. Anne, yani bölümün başlığı bu arkadaşlar. Bu aslında bir bayanın ismi. Şimdi 8. Henry ile evlenen bir diğer bayan da bu arkadaşlar. Şimdi ona bakıyoruz. After lunch, we sat and talked for a while. Öğle yemeğinden sonra biraz oturduk ve konuştuk. Uncle William was very interested in the letters. Amcam William, evet yani amcam William bu bulduğumuz mektuplarla çok ilgiliydi. Evet. So, which letter are you going to read next? He said. Ve dedi ki, şimdi hangi mektubu okuyacaksınız? Evet. The one from Anna of Cleves, I replied. Ona dedim ki, şimdi Anna of Cleves'in mektubunu okuyacağız. Oh yes, Henry's ugly wife. Ha, o mu? Henry'nin çirkin karısı. When I first saw her, onu ilk gördüğümde, I thought she looked just like a horse. Yani o bayan ata benziyordu. Evet. I thought she looked just like a horse. Ata benzediğini zannettim. And the king thought that too. Zannedersem kral da böyle düşünmüştü. A horse, said Margaret. Margaret dedi ki, ata mı? So how did she become the king's wife? Peki o zaman kralın nasıl karısı olabildi? Evet. Arkadaşlar burada bakın. So how did she become king's wife? Kralın karısı nasıl olabildi? Nasıl kralın karısı olabildi? It's a long story. Do you want to hear it? Uzun bir hikaye. Öğrenmek ister misin? Yani duymak ister misin? Bir geri geliyorum arkadaşlar. Evet. Neredeyim? Şuradayım. Yes, please, said Margaret smiling. Margaret gülümseyerek cevap verdi. Evet, lütfen. Well, after poor Queen Jane died, yani zavallı Queen, Kraliçe Jane öldükten sonra, Henry was very sad and lonely. Henry çok üzgündü ve yalnızdı. He wanted a new life. New wife, özür dilerim arkadaşlar. He wanted a new wife, yeni bir eş istiyordu. And he wanted a second son. He wanted a second son ve ikinci bir çocuk istiyordu. Children can die at any time. Çocuklar herhangi bir zamanda ölebilir. And Edward wasn't strong. Ve Edward güçlü bir çocuk değildi. So everybody looked for a beautiful young woman to be the new queen. Bu nedenle herkes yeni bir kraliçenin olması için herkes güzel bir bayan bakınıyordu etrafında. Everybody looked for a beautiful young woman to be the new queen. Yani ülkenin bir sonraki kraliçesi olması için herkes güzel bir bayan arıyordu. Arkadaşlar ben böyle çevirdim, böyle anlamlandırdım. Then someone told Henry about Anne of Cleves. Sonra birisi Henry'e Anne of Cleves'ten bahsetti. A German princess, bir Alman prenses. Tam çevirelim arkadaşlar şöyle şu cümleyi. Sonra birisi, evet, Kral Henry'e bir Alman prensesi Anne of Cleves'ten bahsetti. Evet. They said that she was beautiful, young and clever. Yani öyle dediler ki bu kadın genç, güzel ve akıllı. And at that time the king wanted to please the Germans. O dönemde Kral Henry, yani King, wanted to please the Germans. Almanları mutlu etmek istiyordu. Yani Almanlarla iyi geçinmek istiyordu. Because he was angry with the French. Çünkü Fransızlarla arası iyi değildi. That all changed later. Daha sonra bunlar hepsi değişti elbette. Henry couldn't go and see Anne for himself. Henry kendisi için Anne'ye şahsen gidip bakamadı. Couldn't go, yani gidemedi. So he sent his artist Holbein to paint a picture of her. O yüzden ressamı olan Holbein'i onun resmini yapması için gönderdi. Holbein painted a fine picture of Anne. Holbein annenin güzel bir resmini yaptı. And sent it back to Henry. Ve bu resmi Henry'e gönderdi. Henry, bir sonraki sayfaya geçiyorum arkadaşlar, buradayım. Bakın burada arkadaşlar. Evet. Holbein painted a fine picture of Anna of Cleves. Holbein, Anna of Cleves'in
bir güzel resmini yaptı. Yani güzel bir resmini yaptı. Henry immediately fell in love with a beautiful woman in the picture. Henry bu resimdeki bayana hemen aşık oldu. Bu resimdeki güzel bayana hemen aşık oldu. And decided to marry her ve onunla evlenmeye karar verdi. So Anna sailed to England. Bu nedenle Anna İngiltere'ye doğru hareket etti. And on her way to London, she stopped for the night at a small town called Rochester. Bu nedenle Londra'ya doğru hareket etti. Bu Londra yolundayken küçük bir kasaba olan, geceleyin küçük bir kasaba olan, yani Rochester diye adlandırılan küçük bir kasabada mola verdi arkadaşlar. Henry couldn't wait for Anna to arrive in London. Henry Anna'nın Londra'ya varmasını bekleyemedi. So he traveled secretly arkadaşlar sağ tarafa geçtim. Rochester to meet her. Bu nedenle gizli bir şekilde onunla buluşmak için Rochester'a gitti. She knew nothing about this. Yani bu bayan arkadaşlar anne bu konu hakkında pek fazla bir şey bilmiyordu. When Henry arrived at her house, yani Henry bayanın bulunduğu eve geldiğinde he wasn't wearing his fine clothes and didn't look like a king. Yani krallık yaparken, yani kralken giymiş olduğu elbiseleri giymemiş, başka elbiseler giymiş ve bu nedenle de he didn't look like a king, bir krala benzemiyordu. He knocked on the door and went into her room. Kapıyı çaldı ve onun odasının içerisine girdi. Oh dear, poor Henry was very surprised. Oh, zavallı Henry, çok şaşırmıştı. This wasn't a beautiful woman in the picture. Bu resimdeki güzel bayan değildi. She had sad face, üzgün bir yüzü, and long nose, yani uzun bir burnu, and she wasn't very interested in this strange man. Ve bu kız kendisiyle karşılaşan bu strange man, yabancı adama karşı ilgi duymadı, ilgilenmedi. He didn't tell his name. Henry ona ismini söylemedi arkadaşlar. Bakın burada he didn't tell her, o ona söylemedi ismini. And she didn't understand that this was her new husband. Ve anne de bu karşılaştığı kişinin onun yeni kocası olduğunu anlayamadı. What a terrible mistake. Ne kötü bir hata. Poor Henry went away to put on his fine clothes. Zavallı Henry hemen oradan uzaklaştı ve krallık yaparken, yani kralken giydiği elbiseleri giydi and come back looking like a real king. Ve gerçek bir kral gibi tekrar geri döndü. Anna now saw that this strange man was her new husband. Anna bu nedenle bu adamın kendisinin yeni bir kocası olduğunu anladı. Henry kissed Anna and said his name. Henry anneyi öperek ismini söyledi. Poor anne smiled at him. Poor anne, zavallı anne, ona gülümseyerek cevap verdi. But she couldn't speak any English, so she stayed silent. Fakat anne İngilizce bilmediğinden dolayı bir şey söyleyemedi, sessiz kaldı. Hatırlayın arkadaşlar, bu bayan bir Alman prenses, o nedenle İngilizce bilmiyor. Evet. Buradayız. After a few minutes, Henry left. Birkaç dakika sonra Henry odadan çıktı. Terk etti orayı. He was really unhappy. Çok mutsuzdu. His new wife wasn't beautiful. Onun yeni karısı, yani eşi, güzel değildi. And she couldn't say a word to him. Ve bu eşi Henry'e bir kelime bile söyleyemedi. Çünkü dil bilmiyordu. İngilizce bilmiyordu. Oh dear, said Margaret. Margaret o arada arkadaşlar söze gerek. Oh, zavallı. She was enjoying the story very much. She was enjoying the story very much. What happened next? Yani burada arkadaşlar bu hizmetçi Margaret o zavallı diye dedi ve öyle gözüktü ki yani bu anlatılan hikayeyle çok ilgili, çok mesela yani eğleniyor bu hikayeyi dinlenirken, zevk alıyordu. What happened next? Hemen arkasından sordu. Peki ne oldu sonra? Well, Henry decided that he really didn't want to marry Anna. Sonra Harry yani Anna'yla evlenemeyeceğini, evlenmek istemediği konusunda karar verdi. Where was the beautiful young woman in the picture? Peki bu resimdeki güzel bayan neredeydi? He wanted her. O resimdeki güzel bayanı istiyordu. Şuradayım arkadaşlar. But he couldn't change things. Fakat bazı şeyleri Henry değiştiremezdi. He had to marry ugly Annie. O nedenle yani bu çirkin anneyle evlenmek zorundaydı. And did the king learn to love her? Peki kral onu sevmeyi öğrendi mi?
Margaret sordu bu arada arkadaşlar. No, he didn't. Hayır, öğrenmedi. He wanted to divorce her. O ne, yani o ayrılmak istiyordu, boşanmak istiyordu. And did he? Peki yaptı mı? Ayrıldı mı? Yes. After 6 months. 6 ay sonra boşandı. How did he do that? Peki bu boşanmayı nasıl yaptı? Onu nasıl yaptı? Değerli arkadaşlar, diğer sayfaya geçtim. Well, peki öyleyse. He learned that in her country Anna was engaged at one time to marry another man. Yani kral, yani King 8. Henry arkadaşlar annenin geçmişini arıyor, geçmişini araştırıyor. Onun he learned that her country, in her country, anne ülkesinde bir zamanlar bir adamla nişanlanmış olduğunu öğreniyor. And so he divorced her. Ve bu nedenle ondan boşandı. Yes, poor Anna was only queen for 6 months. Evet, zavallı anne sadece İngiltere'nin 6 aylık kraliçesi oldu. Yani kraliçeliği 6 ay sürdü. And they didn't have any children, did they? Peki öyleyse yani çocukları olmadı değil mi? No, hayır. Harry didn't sleep with Anna. Çünkü Henry anneyle birlikte olmamıştı. But what happened to her? Is she still alive? Peki ona ne oldu? Halen hayatta mı? Oh yes. But let's read her letter and see what she says. Elbette hayatta. Hadi onun yani hadi mektubunu okuyalım ve ne söylediğine bakalım. Perhaps it's a love letter, said Margaret. Burada Margaret söze giriyor arkadaşlar. Belki de bu bir aşk mektubudur. If it is, eğer öyleyse, I am sure that she never got a reply. Eminim ki bu aşk mektubuna bir cevap alamamıştır. Uncle William said, söyledi. Laughing, gülerek. He opened the letter and began to read. Mektubu açtı ve okumaya başladı. Bakalım. Palace of Richmond, Richmond Sarayı. 20 July 1540. Evet. 20 Temmuz 1540 arkadaşlar. Dear Henry, sevgili Henry, you are a very good brother to me. Sen bana iyi bir erkek kardeş oldun. Thank you for giving me 500 pounds a year. Bana yılda yani bana yılda 500 yani bana yılda 500 pound verdiğin için ve aynı zamanda bana Richmond Sarayı'nı and the Palace of Richmond Sarayı'nı verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Yani tam anlamıyla arkadaşlar çevirmeye çalışsak yani Dear Henry, sevgili Henry, you are a very good brother to me. Sen bana iyi bir kardeş oldun. Bana yılda 500 pound verdiğin için ayrıca Richmond Sarayı'nı bana verdiğin için sana teşekkür ederim. I spent hours walking around the gardens here. Burada yani bahçede saatlerce dolaşıyorum. Saatlerimi geçiriyorum. The trees and flowers are wonderful. Ağaçlar ve çiçekler çok güzel. I have decided I shall not go back to my country. Yani ülkeme geri dönmemeye karar verdim. Yani burada yaşamaya karar verdim. I have talked about it carefully. Yani bu konuda gerçekten ciddi de düşündüm. And I know that England is my real home. İngiltere'nin benim gerçek ülkem olduğuna karar getirdim. I feel so happy here. Burada çok mutluyum. How can I leave all my dear English friends and my beautiful garden? Nasıl buradaki yani buradaki iyi İngiliz arkadaşlarımı ve bu güzel bahçeyi nasıl terk edebilirim? Evet, gibisinden arkadaşlar. Come and visit me soon. Gel ve beni ziyaret et sevgili kardeşim. Your loving sister, seni seven kız kardeşin anne. Evet arkadaşlar, böyle hikaye gidiyor. Devam ediyorum. She sounds really happy, said Margaret surprised. Margaret sürpriz yani böyle şaşkınlık içerisinde dedi ki she sounds really happy. Öyle gözüküyor ki yani öyle anlaşılıyor ki gerçekten bayan mutlu. Evet. She is happy. I think she is, said Uncle William. Zannedersem öyle. Amca William dedi. She didn't make trouble for the king about her divorce. So she was pleased with her. Yani Anna yani King 8. Henry yani Kral 8. Henry boşanmak istediğinde ona bir problem çıkartmadı arkadaşlar. Bakın ne diyor burada? She didn't make trouble for the kings about her divorce. Yani kralın boşanma istemesinden dolayı krala bir problem, trouble çıkarmadı.
So he was pleased with her. O nedenle de o da onu memnun etti. Yani bu sarayı ve parayı bağlayarak onu memnun etti. Onu demek istiyor arkadaşlar burada. He was pleased with her. And then ve sonra of course elbette ki he was free to marry his next wife. Yani bir sonraki eşiyle evlenebilmesi için artık boştaydı. Özgürdü. Yani the fifth one said Margaret. Beşinci dedi Margaret. And who was she? Peki o kim? Katarina will tell you all about her. I must leave you now ladies. Bayanlar şimdi gitmek zorundayım. Katarina sana ne olduğunu yani onun hakkında sana bilgi verecek. He stood up, amca yani amca William stood up ayağa kalktı and come to kiss me goodbye. Ve gelip beni öptükten sonra hoşça kal dedi. Kimi öptü burada arkadaşlar? İşte bu amcası olduğu kızı öptü. Yani Henry'nin 6. eşini. Dikkat ederseniz, hikayeyi dikkatli takip ederseniz anlarsınız arkadaşlar. Goodbye uncle, I said. Come again soon. Evet. Evet, hoşça kal amca dedim. Tekrar gel. En kısa zamanda tekrar gel dedim. Oh, I will. I would like to read the rest of those letters. Elbette geleceğim. Çünkü bu mektupların geri kalanını da yani okumak istiyorum. He looked at Margaret. Sonra Margaret'e dönüp bakarak be good young lady. Yani sağlıcakla kal gibisinden arkadaşlar. Sağlıcakla kal genç bayan. He smiled at us both. Her ikimize de baktı and left the room. Ve odayı terk etti. Evet, I spent hours walking around the gardens here. Burada bahçeleri gezerek saatler harcıyorum. Yani saatlerimi bahçeleri gezerek harcıyorum. Gibisinden arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet, bu sayfada duruyoruz. Yani 5. bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yalnız şunu da söylemek istiyorum. Yani bazen olayın içerisinde bulunan kişiler arasında yani konuşma gerçekleşirken ben tek kişiyim sonuçta. Yani farklı sesler çıkartamıyorum. O nedenle hani hangi kişi konuşuyor, ondan sonra kim konuşuyor, bu konuda bazen sıkıntılarımız olabilir. Aslında benim mesela bu konuda eğitim almam lazım. Yani nasıl hani hikaye anlatıcılığı eğitimi almam lazım. Yani hikayede geçen insanların seslerini farklı şekilde çıkartmam lazım. Yani sesimi incelterek, kalınlaştırarak çıkartmam lazım ki size hangi kişinin konuştuğu hakkında hani bilgi vermeye çalışmam lazım. İnşallah o da olacak diyelim arkadaşlar. Yani şu anda idare edelim böyle. Yavaş yavaş ben fark ediyorum. Yani ne kadar çok kitap okursam yani anlatmak amacıyla yani Türkçeyi anlatmak amacıyla ne kadar çok kitap okursam bakıyorum ki yani sesimi kontrol etme şansım o kadar da artıyor. Değerli arkadaşlar, siz de bu hikayeleri öğrenin, başkalarına anlatın. Ne kadar başkalarına anlatırsanız yani hikayeyi o şekilde öğrenirsiniz, dili o şekilde daha kalıcı hale getirirsiniz. Ve bu kelimeleri bir daha çalışma gereği duymazsınız. Evet. Bu da bir yöntem tabii. Herkese kolaylıklar diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.